Efendimizin bu berat gecesi çok ibadet etti. gözyaşı döktü. Hatta kabristana gitti. Orada kabristanda vefat eden dua etti bir gecedir. Yani bizler için Kur'an-ı Kerim, zikir, tesbih, salavat-ı şerife, manevi sohbetlerde ihya etmeye gayret etmek, gündüzümüzü de mümkünse oruçlu olarak geçirmek. Derdi düşen müminlerin derdiyle dertlenebilmek. Efendimiz'in hadis-i şerif şüphesiz Allah Teala Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle nazar eder ve herkese mağfiret bulur. Yalnız ona şirk koşana, kin ve düşmanlık besleyene mağfiret olmaz. Burada hadis-i şerif zikredilen kin ve düşmanlık beslemekten maksadın nefsi için insanları buz etmek. Müslümanları kin ve husumet duymak, bid'atlere saparak İslam cemaatine ayrı düşmek olduğu hadislerde ifade edilmektedir. Bu gece yine Sami Efendi Hazretleri'nin Dualar ve Zikirler isimli eserinde Berat gecesi yapılacak olan bazı ehmiyetli olan ibadetleri bildirir. Akşam sonra üç kere Yasin-i Şerif okunması. Birincisi Allah'ın sayit kullarında olmak niyetiyle yani cennetli kulun olmak. Tabi istikamette bulunmak şart. İkinci hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okumak. Üçüncü kaza ve belalardan emin olmak, hayırlı rızık için okunabilmek. Ondan sonra bir de berat duası vardır. Ve bu gece esas olan yapılacaktır. Namaz çok miyim, dualar çok miyim? Namazlarda da bilhassa kaza namazı ön planda olmalı. Kazamız olmasa bile birçok gafleten kıldığımız namazlar vardır. Gençken taharete vesaire dikkat etmemiz namazlar vardı. Onun için kaza namazına ehmiyet vermemiz icap eder inşallah. Tabii bu gece bir şeyden geçirmemiz lazım. Sorgulamanızı. Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'le ne kadar yakınız? Kur'an-ı Kerim'e hizmetimiz ne kadar? Evlatlarımızı, torunlarımızı ne kadar teşvik ediyoruz? Ne kadar onları Kur'an kursunda dini bir tahsilden geçiriyoruz? Ne kadar Müslümanın derdiyle dertleniyoruz? Gariplerin kimsenin dualarını alabiliyor muyuz? Bütün mahlukatı kuru bir şefkat ve merhamet halikin adı mahlukata bakacak tarza mıyız? Bu zor zamanlarda yapılan hizmetler, dualar, ibadetler, yardımlar, gönül almalar, bir Müslümanın derdiyle dertlenmeler çok mühim. Yani mazlumlar, çaresizler, yetimler, garipler, kimsize karşı muhacir ve ensarın din kardeşliğini yaşayabilmek. Zira kardeş kardeşi müminin zimmetlidir. Mümin borçludur. Bu borcunu ne kadar olduğunu kıyamet gününde göreceğiz. Dolayısıyla din kardeşini sevindirmek, onların sevinciyle haz duyabilmek, sevinebilmek. Yine unutmayalım ki ihya kandil geceleri mezar karanlıklarının cennet avizeleridir. Seherlerde ilahi nurlarla sürmelenen, nemlenen gözlerin mükafatı hakka vuslattır. Berat gecesinin sonraki gün ve geceler de Ramazan-ı Şerif e hazırlık mahiyeti oldukları için itina gösterelim. Zira o gelen geceler Birer rahmet geceleri nur kaynağı Ramazan-ı Şerif'in mukaddes davetçileridir.